Selam arkadaşlar. Bu bir güncelleme videosudur. Haberiniz olsun. Perşembe günü oyuna neler gelecek? Bunlar hakkında kısa bilgi vereceğim. İlk güncellememize geçelim. Daha önce oyunda hapis mapler vardı. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Bu mapler oldukça büyük bir kara parçasından oluşuyordu. Yine de bilmeyenler varsa şu videomu izleyebilirler. Bu mapteki sunucular son bir aydır kapalıydı. Artık tamamen kapatıldı. Onun yerine Gravis adası denilen yeni bir map geliyor. Yabancı kanallarda bu map'i buldum. Bu şekilde gözükecek. Ben 7 yıldan fazladır Rust oynuyorum. Oyuna su yollarının gelmesi gerektiğini düşünüyordum. Bu haritaya eklemişler. Ama haritanın sonuna kadar gitmiyor. Yarısında bırakmışlar. En azından bir gelişim olarak söyleyebilirim bunu. Bunun dışında da değişik ev tarzları ve loot alanları var. İnsanlar tuhaf tuhaf yerlere ev yapabilirler. Ekstra olarak da haritada çok fazla köprü var. Bu köprülerle loot alanlarına gidebiliyorsunuz. Ben loot yapmak istemiyorum. Her yerde pusacağım diyenler için bir dünya pusulacak alan var bu haritada. Ama okuduğum kadarıyla bu harita çok yaygın olmayacak. Yani hapis map'ler ne kadardı? 5 tane falandı. Bu sunucularda 5 tane olacak muhtemelen. Yani Eus'u olur, Us'u olur ve Avustralyası olur. Onlar dışında ekstra 2 tane açabilirler. Yani çok fazla yaygın olmayacak. Bir diğer güncelleme ise sadece bu haritada değil, oyunun geneline geliyor. Yani sadece bu server'da olmayacak. Hepsinde var. Bunlardan birincisi zıpkın, ikincisi olta. Bu malzemelerin zaten balıkla ve balıkçılıkla alakalı olduğunu biliyorsunuz. Ama balık derken büyük balıklardan söz etmiyorum. Oyuna köpek balığı da geliyor. Bu köpek balıkları beni çok ürkütüyor. Bu Jaws filmi yüzünden galiba. Neyse köpek balığı dışında suyun altında ufak tefek balıklar var. Bu balıklar da karakterin açtığını gidermiyor sadece. Ekstra olarak yakaladığınız balıkların boyutuna, dinsine göre satarak scrap kasabiliyorsunuz. Hatta bence oyunda en iyi scrap kasma yöntemi bu olabilir. Çünkü safe zombie alana gelebilirsiniz yani balıkçılık köyüne falan. Oturun abi sabahtan akşama kadar balık avlayın yani. Ben böyle yapacağım muhtemelen. Neyse. Bunlara ek olarak suyun altında loot alanları var. Bu loot alanlarında ceket, tişört gibi şeyler satın alabiliyorsunuz. Ama sadece eşya satılan bir yer değil burası. Mavi kartla ve yeşil kartla gelip burayı normal loot alanları gibi lootlayabilirsiniz. Hatta bunlar suyun altında olduğu için fazla FPS harcayan alanlar olmayacak. Bu yüzden detaylı yapmışlar buraları. Yani haritanın bir ucuna kurulup sadece burayı lootlayarak gelişebilirsiniz. Bu loot alanlarına nasıl gideceğiz diye soranlar için zaten hali hazırda küçük tekneler var ya da büyük botlar var. Ama bunlar suyun üstünde gidiyor. Biz de suyun altında gidebilen bir araç yapalım. İnsanlar yakalanmasın diye düşünüp denizaltı yapmışlar. Öncelikli olarak bu denizaltlarını siz üretemiyorsunuz. Bu araç balıkçılık köyü gibi yerlerde satılıyor. Normal tekne alır gibi 200 scrap verip alabiliyorsunuz. Çalıştırmak için de düşük kaliteli yakıt kullanıyorsunuz. Bence bu denizaltılar arabalardan daha kullanışlı olacak. Çünkü oyunda kimsenin neredeyse araba kullandığını görmedim. Hem oil yapmaya giderken hem de deniz dutu yapmaya giderken sessizce suyun altından gitmenizi sağlıyor. Buna ek olarak da roket atabiliyor. Yani bildiğimiz roket değil. Boru ve barutla üretebiliyorsunuz. Roket basıp karşınıza çıkan tehlikeleri yok edebilirsiniz. Ya ister insan olsun ister başka bir denizaltı. Şimdilik bulabildiğim güncellemeler bu kadar köpek balıklarına dikkat etmeniz dileğiyle sonraki videolarda görüşürüz. hoşçakalın.